Bugünkü videomuzda birçoğunuzun hayatında ilk kez duyacağı bazı şaşırtıcı bilgilerden bahsedeceğiz. Bu ilginç gerçeklere geçmeden önce ise küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız, hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu lütfen beğenin. Hollywood bize korsanların onları hazinelerine geri götürmek için harita kullandıklarını öğretti. Ama hepsi yalanmış. Çünkü şu ana kadar tek bir gerçek korsan hazine haritası bile bulunamamış. Ancak haritanın olmaması hazinelerini gömmedikleri anlamına gelmemekte. Öncelikle harita yapmak kolay bir şey değil. Özellikle de gömülü hazinenin yerini tam olarak doğru bir şekilde kaydetmek söz konusu olduğunda. Korsanlarsa usta denizciler olmalarına rağmen ünlü haritacı Kaptan Cook 1700'lerin sonlarında harita çizene kadar bu iş mükemmel bir seviyede değilmiş ve korsanlar hazineleri bulmak için başka yollara başvuruyorlarmış. Peki elektrikli testerelerin bir zamanlar doğumu kolaylaştırmak için icat edildiğini biliyor muydunuz? Bildiğiniz gibi elektrikli testereler günümüzde ağaç ve odun kesmek için kullanılır. Ancak motorlu testereler geçmişte farklı amaçlara hizmet ediyormuş. Elektrikli testere İskoç doktorlar tarafından 1780'li yıllarda doğumu kolaylaştırmak amacıyla pelvisi genişletme işlemi olan sen fizyotomiye yardımcı olması için bulunmuştur. Zaman içerisinde ise doğum için daha acısız yöntemler bulunurken elektrikli testere ise günümüz kullanımına dönüştürülmüştür. Size dünyada kaydedilen en hızlı şeyin ne olduğunu sorsak ne derdiniz? Bir çıta mı yoksa bir mermi mi? Cevap aslında bir rögar kapağı. Söz konusu rögar, Usain Bolt gibi bacaklarını kullanarak hızlanmamış. O uzaya fırlatılmış. 26 Temmuz 1957'de astrofizikçi Robert Brownlee içerisinde nükleer maddelerin bulunduğu Pascal A adında bir bomba tasarlamış. Bomba 3 fit genişliğinde, 486 fit derinliğinde ve 4 inç kalınlığında bir demir kapakla kapatılmış, içi boş bir sütunun dibine yerleştirilmiş. Brownlee ortaya çıkan patlamadan çok etkilenmiş ve testi tekrar etmeye karar vermiş. Pascal B adındaki bu yeni patlamada Brownlee kapağın saatte 125 bin mil hızla fırlatıldığını tahmin etmekte. Bu bir nesnenin dünya atmosferini terk etmek için ihtiyaç duyduğu kaçış hızının yaklaşık 5 katı. Brownlee kapağın dünyaya geri dönmesini beklese de bu asla gerçekleşmemiş. Bu da yıldızlara bakarken gökyüzünde bir rögar kapağına bakıyor olabileceğiniz anlamına gelmekte. 11. yüzyılda Bizans doğumlu Prenses Theodora ile Domenico Selva Venedik'te evlenmiş. Prenses İtalya'ya gelirken yanında altın çatallar da getirmiş. Ancak antik Yunanlıların aksine çatal Avrupa'da o dönem pek de yaygın değilmiş. Bu yüzden çatalları görünce dehşete düşmüşler. Çünkü onlara göre yiyecekler Tanrı'nın bir hediyesi olarak görülüyormuş ve çatal bıçak takımıyla yemek yemek, Tanrı'nın armağanının insan eliyle dokunulmaya uygun olmadığını ima ediyormuş. İtalyanları haklı çıkaracak şekilde prenses düğünden çok kısa bir süre sonra vebadan hayatını kaybetmiş. Ardındansa Venedikli rahip çatal kullanmayı şeytanın işi olduğuna karar vermiş. İtalyanların çatalın kötü olmadığını kabul etmesi ise yaklaşık 500 yıl sürmüştür. Videomuzun son sırasında çok ilginç bir rekor denemesi var. 1995 yılının Şubat ayında Michael Hines adındaki bir kadın, Amerika Michigan'da Guinness Rekorlar kitabına girmek için sıra dışı bir deney yapmış. Dünyanın en uzun dışkısını yaparak rekor kırmak isteyen kadın, bir hafta boyunca Michigan Üniversitesi'ndeki uzmanların kontrolü altında beslenmiş ve bir hafta boyunca hiç tuvalete çıkmamış. Elbette 7 gün onun için çok zorlu ve acılı geçmiş. Bir hafta sonunda ise kadın yaşadığı şehirdeki bir bowling salonuna gelerek bu ilginç rekor denemesini yapmıştır. Sonuçta 7.9 metre uzunluğundaki devasa insan dışkısı. Şaşırtıcı bir rekor, öyle değil mi? Peki videomuzdaki ilginç bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? En çok hangisine şaşırdınız? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz.